Bir kadının hamile kalabilirliğinin en yüksek olduğu günler yumurtlama yani ovülasyon günüdür. Bunu hesaplayabilmek için de takvim yönteminden yararlanabilir kadınlarımız. Takvim yöntemi bir kadının adetinin ilk gününden bir sonraki adetinin ilk gününe kadar olan sürecin hesaplanması ve bu süreden 14 günün çıkarılmasıyla yumurtlama gününün hesaplanması anlamına gelir. Bir başka de işte beklenen adet gününden 14 gün öncesi o kadının yumurtlama günüdür. Örnek vermek gerekirse 28 günde bir adet gören bir kadında 14. gün yumurtlama günü, 26 günde bir adet gören bir kadında 12. gün yumurtlama günüdür. Bu süreden 3-4 gün öncesinden başlayarak daha sık cinsel ilişkide bulunulması gebelik ihtimalini arttıracaktır. Düzensiz adet gören bir kadının yumurtlama gününü hesaplaması çok zordur aslında. Çünkü zaten yumurtlaması düzensiz olduğu için adet görmesi de düzensizdir. Bunu hesaplayabilmek için vajinal akıntının kıvamını takip edebilir ay boyunca hasta. Özellikle yumurtlamaya yakın olan günlerde ve yumurtlama gününde vajinal akıntının yumurta akı kıvamına gelmesi, renksiz, şeffaf, kokusuz ve uzayan bir yapıya sahip olması yumurtlamanın yakın olduğunu gösterecektir. Gene bir başka takip yöntemi olan bazal vücut ısısının takibi de düzensiz adet gören hastalarda tavsiye ettiğimiz bir diğer yöntemdir. Özellikle yumurtlamanın olduğu gün kanda artan bazı hormonların etkisiyle vücut sıcaklığı ortalama 1 santigrat derece yükselecektir. Bunu hassas bir dereceyle yataktan henüz kalkmadan, hiçbir aktivite yapmadan vücut ısısını ölçerek 1 santigrat derece arttığı günü tespit etmeye çalışabilirler. Bunu daha profesyonel bir hale getirebilmek için eczanelerde satılan ovülasyon monitörü adını verdiğimiz bir takım testler var. Bu testler aynı gebelik testi gibi idrarda ELISA yöntemiyle LH hormonu adını verdiğimiz bir hormonun pikini tayin etmek mekanizması üzerine kurulu olan daha profesyonel testlerdir. Yapılmaları da aynı gebelik testinde olduğu gibi son derece kolaydır. Bu testlerden satın alarak ay boyunca gene yumurtlamanın olup olmadığını idrarda kontrol edebilirler. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler oldukça düzenli bir şekilde ortalama olarak haftada 2 kez cinsel ilişkiye girmeli. Tabii ki bir çiftin cinsel ilişki sayısı 3 ve 3'ten fazlaysa gebe kalabilirliğini arttırmış olur. Ya da haftalık ilişki sayısı 1'in altındaysa gebe kalabilirliği azaltmış olur bu çift. Ama en önemlisi aslında bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin özellikle yumurtlama günlerine yakın dönemde ve tam yumurtlama gününde ilişkiye girmeye çalışmasıdır. Bunun için de tavsiye edebileceğimiz klasik yöntem adetin birinci gününden itibaren sayıldığında 9-10. Günden başlanarak 17-18. Güne kadar 2-3 günde bir düzenli olarak cinsel ilişkiye girmektir. Erkeklerde spermlerin en aktif, motilitesinin en yüksek olduğu ve kalitesinin en yüksek olduğu dönem 2-3 günlük cinsel periz sonrasıdır. Dolayısıyla çok sık yani her gün ya da aynı gün içerisinde birkaç kere ilişkiye girmek gebelik şansını artırmayacaktır. Çok sık cinsel ilişkiye girmek yerine yumurtlama gününün takibi ve özellikle yumurtlama gününü ortaya almak koşuluyla artı eksi 2-3 gün öncesi ve artı eksi 2-3 gün sonrası şeklinde o hafta daha sık 2-3 günde bir düzenli cinsel ilişkiye girerek gebelik şansını artırmaya çalışmaktır. Bazı kronik hastalıkları taşıyan hastalar daha zor hamile kalırlar. Mesela günlük pratikte çok sık karşımıza çıkan yaklaşık 100 kadından 3'ünde 4'ünde karşılaştığımız polikistik over hastalığından burada bahsetmek isterim. Yumurtalıklardaki yumurta hücrelerinin hepsinin aynı yaşta olmasıyla seyreden ve düzensiz yumurtlamayla kendini gösteren bir hastalıktır. Bunun yanı sıra kronik hastalıkları olan mesela hipotiroidi, hipertiroidi gibi tiroid problemleri olan hastaların gebe kalmaya çalışmadan önce bu problemlerinin halledilmesi, ağır kansızlığı olan hastalarda gene verilen vitamin ve demir takviyesiyle kansızlık probleminin çözülmesi gebe kalma şanslarını arttıracaktır. Hastanın gebelik öncesinde detaylı bir jinekolojik muayenesinin yapılması, rahim ağzı kanser tarama testi olan pap smear testinin değerlendirilmesiyle öncelikle jinekolojik bir problemi olup olmadığı irdelenmelidir.
kadın genital kanalında yer alan miyom gibi, polip gibi yer kaplayıcı oluşumların ya da yumurtalıklarda oluşmuş olması muhtemel çikolata kisti ya da fonksiyonel kistlerin gebelik öncesinde tedavisine gidilmesi hastanın gebe kalabilirlik şansını arttıracaktır. Kadın genital kanalının yapısını bozan miyomlar ve rahimin içerisine yer kaplayan polipler, vajinal septum dediğimiz doğumdan getirilen doğumsal bir takım anomaliler gebe kalmayı engelleyebilir. Bunun yanı sıra tüplerin tıkanmasına yol açan bir takım enfeksiyonların varlığı, mesela tüberküloz geçirmiş olması ya da yumurtalıkların yapısını bozan çikolata kisti adını verdiğimiz endometriozis hastalığı, ki bu da gene çevresel dokularla rahim ve yumurtalıklar ve tüpler arasında yapışıklıklara sebep olarak en sık gebe kalmaya engel olur. Bunun varlığı bir sık karşılaştığımız sebeptir. Polikistik over adını verdiğimiz bir diğer hormonal hastalık gebe kalmada engel oluşturabilir. Kadın genital kanalı dışında diğer endokrin, yani hormonal hastalıklar, mesela tiroid fonksiyon bozuklukları, hipotiroidi, hipertiroidi adını verdiğimiz ya da diyabet, yani şeker hastalığı ya da ağır kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları da hastanın genel sağlığını bozduğu için gebe kalmada bir takım negatif etkilere sebep olabilir. Kadınlar, hamile kalmayı planlayan bir kadın öncesinde prekonsepsiyonel vizit dediğimiz hamilelik öncesinde bir görüşme için mutlaka kendi kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Bu vizitte hastaya sağlıklı bir hamilelik geçirebilmesi için neler yapılması gerektiği kadın doğumcusu tarafından anlatılır. Folik asit adını verdiğimiz bir vitaminin takviyesi yaklaşık 2 ay öncesinden başlatılır ve hastanın küçük bir check-up'ı, yani bir kontrolü, sağlık taraması yapılır. Bu taramada şeker, tiroid problemi var mı yok mu, işte karaciğer enzimleri, böbrek fonksiyon testleri, idrarda herhangi bir enfeksiyonu var mı, ağır bir kansızlık problemi var mı, bunlar detaylandırılır ve araştırılır. Varsa tedavisi yoluna gidilir. Yapılacak jinekolojik muayenede hastanın genital sisteminde polip gibi, miyom gibi, kist gibi engel oluşturabilecek, gebelikte risk oluşturabilecek bir hastalığı olup olmadığı irdelenir. Varsa bunun tedavisi yoluna gidilir. Pap smear testi adını verdiğimiz rahim ağzı kanser tarama testi yapılarak bu anlamda taraması sağlanır. Çünkü bunu daha çok gebelik öncesinde yapmayı tercih ediyoruz. Akabinde de düzenli, dengeli bir hayat tarzı benimsemelidir. İşte uyku düzenine, istirahatine özen göstermelidir. Düzenli ve dengeli beslenmeye çalışmalıdır. Eğer mümkünse spor yaparak, egzersizle, varsa eğer fazla kilosunu vermeye çalışmalıdır. Eğer hastamızın kronik bir hastalığı, zaten o güne kadar takip edilen kronik kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, böbrek ya da karaciğer hastalığı gibi ciddi ve önemli bir problemi varsa, ilgili branşların kendisini değerlendirmesi, kullandığı ilaçların gözden geçirilmesi ve zararlı olma ihtimali olan ilaçların da önceden kestirilmesi gene tavsiye ettiğimiz yöntemlerden bir tanesidir. Kadınlar üretkenliklerinin en yüksek olduğu 20 ile 30 yaş arasında çok daha rahat hamile kalırlar. Özellikle 26-27 yaşında verimlilik pik noktaya çıkar. 30 yaşından sonra yumurtalıklardaki yumurta rezervinin ve azalmasıyla ve sayısının düşmesiyle üretkenliğimiz yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu azalma 35 yaşından sonra daha dramatik bir hale gelir. Oran vermek gerekirse 30 ile 34 yaş arasındaki bir kadında istediği takdirde gebe kalamama problemiyle karşılaşma ihtimali 7 kadından bir tanesinde karşımıza çıkar. Bu oran 35 ile 40 yaş arasında 5 kadından bire düşer ve 40 yaşın üzerindeki hastalarımızda da 4 kadından bir tanesi 1 yıl korunmasız ilişkiye girmesine ve istemesine rağmen gebe kalamama problemiyle karşı karşıya kalabilir. Hastalarımıza gebe kalabilirliklerinin yüksek olduğu 20 ile 30 yaş arasındaki 10 yıllık bölümde ailelerini tamamlamaya çalışmaları, hiç olmazsa 35 yaşın altında
çocuk sayılarını tamamlamaya çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Ve biyolojik saatin kadın için 35 yaşından sonra hızla geri döndüğünü ve aleyhimize çalıştığını hatırlatıyoruz. Bir kadın kolay hamile kalabilmek için yumurtlama gününü takip etmelidir. Takvim yöntemi olarak özetleyebileceğimiz bu yöntemde adetinin birinci gününden bir sonraki adetinin birinci gününe kadar olan süreci hesaplamalıdır önce. Sonra bu tarihten 14 gün çıkararak, yani beklediği muhtemel adet gününden 14 gün öne gelerek yumurtlama gününü hesaplayabilir. Tabii yumurtlama gününün her ay aynı günde olacağının da bir garantisi olmadığından, yumurtlama günlerine yakın olan 2 gün, 3 gün öncesi, 2-3 gün sonrası, o haftada daha sık 2-3 günde bir düzenli bir cinsel ilişki sıklığıyla gebe kalabilirliğini arttırabilir. Bunun yanı sıra cinsel ilişkide çok bilimsel olmamakla birlikte klasik misyoner pozisyonu dediğimiz kadının altta erkeğin üstte olduğu pozisyonu tercih edilmesi, bizim kuldesak dediğimiz boşlukta daha çok canlı sperm hücresinin uzun süre kalmasını sağladığı için gebelik şansını bir miktar arttırabilir. Gene ilişki sonrasında vajinal duş almaması, 20 dakika, 30 dakika gibi kısa bir süre yatarak istirahat etmesi de gebelik ihtimalini arttırabilir. 35 yaşın altında genç ve sağlıklı bir çift, düzenli bir cinsel hayatları olmasına rağmen bir yıllık süreç içerisinde gebe kalamazsa doktora başvurmalıdır. Bu bir yıllık süreçten sonra kendi kadın doğum uzmanları hastanın jinekolojik muayenesini, pap smear testini, bir takım hormonal testlerini, gerekirse rahimin anatomik olarak rahim ve tüplerin değerlendirilmesini sağlayan hysterosalpingography adını verdiğimiz rahim filmini çekerek hastanın genel bir jinekolojik değerlendirmesini sağlayacaktır. Gene erkek faktörünün değerlendirilebilmesi için eşe yapılacak olan 3-4 günlük cinsel periyot sonrası spermiyogram testiyle spermlerin sayısı, hareketliliği, canlılığı değerlendirilecektir. Ve ondan sonra da uygun bir tedavi yöntemi seçilerek hastanın takibi sağlanabilecektir. Bu bir yıllık süre 35 yaşın üzerindeki hastalarda 6 ayla sınırlanmıştır. Çünkü hastanın özellikle ilk gebelik için gayreti söz konusuysa önünde çok fazla bir zaman olmaması adına bu sürecin en azından altta yatan sebebin irdelenmesinin biraz daha öne alınması ve 6 ay spontan düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan bir çiftte en azından tetkik yöntemlerinin hızlandırılmasını tavsiye ediyoruz.